Amy Winehouse'un maalesef ki son albümü Back to Black. Aslında bir tane daha var, Confirmation, ama kendi imzası olmadığı için gerek yok yani. Maalesef Amy müziğe çok katamadı. Çok damga vuramadı. Yani sadece bu albümle vurdu. Yükselebilirdi. Çünkü biliyorsunuz artık günümüz müziği blues, jazz. Artık bu eski müzikten, eski müzik istemiyor. Pop. Bu dinlediklerimiz gibi orasını burasını açan falan, yani öyle twerk yapan öyle kişiler istiyor maalesef. Ama işte bak, Amy işte bunu başardı aslında. Bir dikkat çekti. Çünkü öyle sanatçılar artık kalmadığı için benimsendi Amy. Ama maalesef işte batağa saplandı. Bir batakta yok oldu. Uyuşturucu, alkol falan. Kötü şeyler yaşıyor. Aynı Britney gibi. Ve yine bakın aynı yıl. Çünkü bu dönem aslında popun gerçekten patladığı. Yani hep vardı bunlar. Hep vardı. Ama bu dönem bir şey oldu yani. Bu dönem bir şeyler oldu. Britney gibi yani biraz. Bu sefer yani Amerika'da Britney, İngiltere'de Amy Winehouse. Biraz ona benziyor hikayesi. Bu sefer Amy öldü. 2010'larda ölüyor. Yanlış bilmiyorsam. Ya bu dönem, ya bu dönem işte en sonki albümü bu. Çok hırpalandı çünkü, o yüzden. Amy gerçekten kötü şeyler yaşamış. Diyecek başka bir şey yok. Biraz kurtarılamamış bile. Ağırlıklı olarak eski kız arkadaşının peşine düşmek için geçici olarak terk eden erkek arkadaşı Blake Tiller Sewell ile olan çalkantılı ilişkisine dayandırdığı albüm. Ayrılıklar, suçluluk, keder, sadakatsizlik, kalp kırıklığı, travma temalarını içerir. 60'ların kız gruplarının pop ve soul müziğine etkilenen Winehouse, dönemin seslerini çağdaş R&B ile harmanlarken ama bir sürü elden geçmiş. Londra'daki Metropolis stüdyolarının da mixlemiş bunları. Yazımı ve duygusal şarkı tarzı, prodüksiyonu da övülmüş yanı sıra. Eleştirmenler çok sevdi yani, biliyoruz çok sevildiğini. Adele, Duffy, Estelle gibi sanatçılar için müzik ortamı hazırlayarak 2000'lerin sonlarında İngiliz ruhunun popülaritesindeki önemli bir etki olarak gösterildi. Doğru. Grammy ödüllü bir albüm. 20. yüzyılın en çok satan ikinci albümü olmuş. Herhalde dönemi için söylüyor yani. Zaten 21. yüzyıl daha yeni başladık ama. Tüm zamanların en iyi 500 albüm içerisinde 33. sırada yer almış Rolling Stone'un. Oo. Peki, güzel bir şey geliyor, güzel bir şey. Burada aynı. Bu haline de bir bakacağım. Down tempo. Daha slow herhalde. Bu da cover. Diğerlerini dinleyeceğiz. Frank'in albümü ona olan ilgisini giderek yitiren eski erkek arkadaşı Chris Taylor'a adamıştı. Havalı eleştirel bakış nedeniyle övgüler aldı. Ya işte ben mesela kızlar gibi olmayacağım diğerleri gibi. Onlar evde oturuyor, taliplerini bekliyor. O biraz aklımda kaldı, 2-3 sözü. Onlar gibi olmayacağım demişti mesela Frank de. Aslında bir farklılık vardı Amy'de. Bir ilgi çekti gerçekten. Biraz iyi olmadı yani. Yani yine o caz barlarda söylemeye devam etseydi, belki şimdi hayattaydı, bilemiyoruz. Sonra 2003 yılında Blake ile çıkmaya başladı. 60'ların müziğini yeniden keşfetti. Aşık olduğumda etrafımızda 60'lar müziği vardı demiş. Yerel bir barda zaman geçirmişler. Blues, Motown, 60'lar yani. Sanatçılarını dinleyerek buranın yerel olduğunu, burada çok zaman geçirdiğini, bilardo oynayıp müzik kutusundan müzik dinlediğini, barda duyulan müzik ikinci albümü yazarken çekici gelmiş. Uyuşturucu kullanımı, kilo verme dönemi geçiriyor. Back to Blaine, aynı zamana denk gelen toparlanmasını bildiriyorlar. Büyük annesi 2006 yılında ölümünün ona bağımlılığı ittiğine inanılıyor. Blake'in ayrılması, molaları sırasında albümün büyük bölümünü keder, suçluluk ve gönül yarasına ittiği, o zamanki ilişkisi hakkında olduğu Alex'le falan çıkmış. Sonra ertesi yıl Blake'e dönüp onunla evlenecek demiş. O bir şeyler olmuş yani. Açıkçası magazine çok girmek istemiyorum ama hani neden, niye öldü? Bu albüm aslında biraz onu anlatacak çünkü. Bunlar önemli, bu yaşadıkları. Farklı olabilirdi. Bu saç stili çok çok konuşuldu.
şu dönemleri, son konseri unutmak istiyorum yani. Görüntülerini. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama yaşanan bu. Yapacak bir şey yok. Tuvalette mi? Evet. Tamam. 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 Bir odaya benzettim aslında. Oda gibi. Ofise benziyor. Birinin ofisi. Bak şey, hastane şeyleri var. Rehabilitasyon değil o ya. Bir akıl hastanesi gibi. Asylum, asylum. Buradayken bile etrafında hep müzik var. Mesela. O zaman müzik bizi delirtti. O zaman. Evet, beni göndermeye çalıştırdılar. Ben hayır dedim. Mutsuzdum. Ayıracak zamanım yoktu. Babam da iyi olduğumu düşünüyordu. Evde Ray ile kalmayı yeğlerim. Harcayacak 70 günüm yok. Hathaway'den öğrenemeyip de. Sizden öğrenebileceğim bir şey yok. Şimdi kim bu? Evet, içki içmesinin sonucu olarak rehabilitasyonda 10 hafta geçirmesi önermiş. Reddet bir şey mi de bunu? Babası Mitchell Winehouse vermiş bunu. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Albüm başlık şarkısına gönderme yapıyor. Depresyonu simgeleyen renk kullanması, black. Uyuşturucu, çalkantılı ilişkiler, karanlık dönem. Herkesin ağzını kapattığı, herkes kendi başına çözebildiğine inandığı, evinde trajik bir şekilde ölü bulundu. Alkol zehirlenmesi. İçeri girip merhaba dedim, aşık oldum. Ve ilişkiyi mahvettiğim, içtiğimi açıklayamadım. Sonra dışarı çıktım. Babası tartışmalı bir rol oynamış kariyerinde. Kamuoyunun düşüşe geçmesi konusunda sözleriyle tanınıyor. Anı kitabında kızım Winehouse bağımlılıkla ilgili sorunlarını Blake'le olan ilişkisini suçlamış. Evde Ray Charles Blues Soul sanatçını dinleyerek geçirmesi. Donna Hathaway'den bahsetti. Blake, Ray yerine Blake kelimesini kullandı. Bir canlı performansı sırasında. Menajeri Ray Kosberg'e de gönderme olabilir. Evet, rehabilitasyondan kalkış süresi 28 gündür. Uzun süreli olansa 60-90 arasıdır. Yani demek ki kötü durumda ya. Donna Hathaway, R&B müzisyen. O da trajik bir şekilde genç yaşta öldü. İdeal olmayan eğilimi, 12 yaşında asi tavrı ve burnunu delmesiyle Sylvia Young Theatre okulundan attırmış kendisini. The Daily Mail ile yaptığı röportajda annesi çok zekiydi ama ortalığı karıştırıyordu demiş. Aa, neden buradayım? Hiçbir fikrim yok. 2008'de girmiş rehabilitasyona. Yılın pop vokal performansı, yılın rekoru. Büyük bir başarı elde etmiş. Derim. Ne niye kavga ediyor? Hesap soruyor sanırım bu görüntüleri. Niye gösteriyor? Yes. Oh. Yerde ne yapıyor? Yatakta bir şey yapıyor. Banyo yapıyor. Sevgilisi. Başka birini mi gösteriyor burada? Bu başka biri çünkü. Hesap soruyor bence. Bak evet. Barda kavga ediyorlar. Ben Blake kime benziyor bilmiyorum.
Niye bir Blake'in resmini koymamışım ki? Birine benziyor olabilir çünkü. Bence o kel olan da acaba. Kel olan olabilir. Evlendiğimizde seni kırmayacağım derdi. Bak zeminde ağlamıştı. Fark ettin ki halı yanıyor. Bağırsaklarım sallanıyor. Ah, bıçak yapış yapıştı. Jamaika, İspanya. Birlikte olmuştuk. Halı yanıyor. Niye böyle acaba? Ben pek anlamadım sonra. Yani evlilikten sonra ki durum mu acaba? Alt katta barda erkek arkadaşının eşliğinde kollarını sıvamış olarak gelir. Sonra şüphelenir, sorar. Sadakatsizlik şüpheleri var. Merhum James Bond oyuncusu Sir Roger Moore'a göndermedir. Dil çalar ifadesinin anlamı konusunda belirsizlik vardır. Dairesinin mi, orgazm mı? Neyse, şu anki sevgilisinin halının yandığını fark etmiştir. Bir araya geldiklerinde. Tekrar aldatıldığını anladığında gerçekleşir. Aldatmayı sorgular. Sadakatsizliği anlatmak için kendimi aldattım mı seçer. Bıçağı ilk saplayan kim? Birbirlerini aldatmışlar mı? Acıma ve suçluluğun yer değiştirmesi. Ah. Biraz eski. By Jones unvanı Nas. Sahne adıyla anılan rapçi Nasir Jones'u ima eder. Nas'in çalışmalarına doğaçlama koyduğunda etkileşime girmiş. Kendisi olduğunu doğrulamış. Slick Rick, Children's Story adlı İngiliz rapçi. İşine yapılan ima. Şöyle demiş. Eskiden göründüğüm adamın beni Slick'i görmeye ikna etmediğini söylüyor. Senden o kadar hoşlanmıyorum bile. Beni Nes'i görmeye götürmeyeceksin. Ziyaretçi listesine layık değilsin. Öptüğün kızların hiçbirine. Yalan söylemeden edemiyorsun. Kendine demesi. Kendini oynadığına inanamıyorum. Semi dışında favori Yahudim sensin. Nes'e aşık olduğunu düşünür. Ama çok kadın vardır ona. Sadık değil. Bunu da bilir. Piggy Bank Diss şarkısında ona bir şeyler demiş 50 Cent. Nesli ne kadar sevse de 50 Cent'e katılmak zorunda kaldı. Sammy Davis, Frank Sinatra'nın Red Pack grubunun beyaz olmayan tek üyesi. Yahudiliğe geçen Amerikalı şovmen. Doğum günü aynıymış. Mr. Destin. Kimyaları aynı. Destiny kızının adı mıymış? Favorilerinden biriymiş. Frank albüm üzerine çalışmaya başlamıştım. O sırada Nes, God's Son albümü için Made You Look yapıyormuş. İlham almış. Aa, Skype'ten konuşuyorlarmış. Peki, bu Just Friends? Ay. Şu hareketin adı Bloom ya. Bir yeme bozukluğu Bloom ya. Bunu anlatmak gerekiyor çünkü bir yeme bozukluğu varmış Amy'nin bu dönem gelişen. Biz bunu hatta şeyde de konuşmuştuk. Melanie Martinez, Orange Juice. Aa, ciddi ve potansiyel olarak risklere yol açabilecek bir yeme bozukluğudur. Aşırı miktarda kendilerini durduramadan kontrolünü yitirerek yemek yerler. Sonra aldıkları kilolardan kurtulmaya çalışırlar. Fazla kaloriden kurtulmak için bir yöntem olarak kullanırlar kusma yöntemi. Kilo kaybı, idrar falan, lağmanlardan gereksiz yere faydalanıp bunlar daha da kötüye kullanabilirler. Oruç, diyet, aşırı egzersiz, kilo alımı ile kendini gösterir, kilo verme. Ciddi ve sert bir şekilde ön yargı ile karşılaşırlar. Koparlar. Birçok ilginç bir hastalık. Psikolojik ve duygusal hassasiyet yol açabilir bunu. Depresyon, anksiyete, uyuşturucu madde kullanılan kaynaklanan.
duygusal sorunlar ile ilişkilendirilebilir. Diyet yapan insanlarda bile gözüküyormuş. Bir sürü şey var. Neden var. Ama müzdarip olduğunu biliyorum. Yani bulum ya da. Garip buldum. Ay. İçi yordum. Saçma işlerin sabahında. Uyurken tehlikedir. Gece yani. O yüzden sabah içtim. Ah eyvah. Seni öldürecek kadar suçluyum. Gittikçe kötüye gidiyor. Dokunmak istiyorum. Sadece acıtıyor. Cenaze. Cenaze. Çiçek. Gömdük gidiyoruz. Cenaze bir gotik kilise arkada. Bu çok küçük olmasının nedeni ölü yakma. Ölü yakma geleneği. Şimdi normalde herkes yaşadıklarını koyuyor. Burada aslında bir sentez var. Hem yaşadıklarını koyuyor. Bir şey anlatıyor aslında burada. Yani bir merasim mesela işlemiş. Taylor Swift'te. Ariana'da. Bak burada da var. Evet burada da var. Frank'te de vardı. İşleme var. Ya bunu anlatımla bir bende bir şey var. Güzellik var ya da yok. Yani evet dökmek kötü ama bu anlamlardan sıyırıp bir bakıyorum. Aa ölü gömme merasimi. Aa İngiltere'de böyle mi mesela diyorum. Yani ben mesela Blake'i falan bilmesem Blake olayını belki çok normal bir video aslında. Rehab de öyle. Bir işlemeyi bence bilmek lazım. Usturuplu bir şekilde anlatabilirsin her şeyi. Kültürünü de koyarsın. Hem yaşadıklarını da koyabilirsin. Bence bir sorun yok. Bence beni aldattı. O olmadan ayağa kalktı. Uzaklaştırdığını bildiğin ne varsa yaşadığımız her şeyden hüzünlü bir şarkıyla yürüdüm. İhtimaller vardı. Siyaha geri döneceğim. Elveda dedik. Yüzlerce kez öldüm. Sen ona gittin. Ben bize geri dönüyorum. Surların içine yuvarlanan ince bir peniyim. Hayat düdük gibidir. Mesela neden orada? Blake hakkında pişman olmasına fırsat kalmamıştır. Anlık bir kararmış gibi fikrini değiştirmek. Yeterli bir zaman bulamadan ayrıldığı düşünülse de. Adam uğruna terk ettiği kadına karşı acı duygularını ve kırgınlığını dile getiriyor. Kalbini yasına tutuyor. Başı dik ve gözyaşları kurumuş bir şekilde erkeği olmadan idare edebiliyor. Kötü ilişkileri aşmak, devam etmekle ilgili. Uğraşması gereken düşünceleri var, şeytanları var. Müziğin otobiyografik olduğunu, yaşadıklarını anlatıyor. Anladık zaten bunu. Depresyondan kaçmaya çalışırken siyaha dönüş. Eroin kullanımı, siyah katranlı eroine geri dönüş. Sorunlu iz olarak enjekte edilen eroinden kalan izleri düşündürür. Ölümle ilişkilendirilir bu siyah. İlişkinin ölümü, yas tutmak, geçmişin anlamına dönerek siyah rengini temsil ettiği geçmişi yeniden yaşamak için zıt yönlere giden hikayenin iki ana karakteri birbirinin aynasıdır. Zamanda geri gitmenin imkansız olduğu acıyı vurgular. Uyuşturucuların Amy'nin hayatındaki rolü, nevrotik kullanıcısı, korkunç bir arkadaş gibidir bağımlılıkları, kokain. Onlara mı veda ediyor acaba? Ark Blake'in bunları kullanmasına teşvik ettiğini söylemiş. Duvarlarda yuvarlanan kuruş, dengesiz duygusal durumunu ifade eder. Yukarı yuvarlanırsa geri yuvarlanması gerekir. Uyuşturucu tüketicisinin inişli çıkışlı duygu durumunu yansıtır. Aşağı bakmayı, atlamayı, rüyaya gönderme olabilir.
hayalinde yuvarlanan küçük önemsiz bir meta. Dramatik değişimler. Bir de onu şey yapalım diyor. Ölü yakma. Hinduizm'de cenazenin yakılması bir zorunluluktur. Katolik Hristiyanlık Vatikan ölü yakma konusunda yasak getirmiştir. 63 yılında bu kaldırılmıştır. Katolik ve Protestanlar da farklı aslında. Katoliğe göre ölüler yakıldıktan sonra külleri saçılmaz, bir yere dökülmez. Sevdiklerinin önünde yattıktan sonra kavanoz içerisinde evlerinde saklarlar. Musevilikte de var, biliyorum. Hindistan'da hakim olan Budizm. Evet, Ganga dökülen var yani, dinlerde de var. Ah Blake, ah. Bir alevdim. Aşk kaybetme oyunu. Aşk vazgeçmiş bir kaderdir. Aa, kör olsam da. Tanrılar tarafından gülünmüş. Kaybetme oyunudur. Kumarhanede fişlerinizi aşağı koyarak bahsediyor gidersiniz. Blackjack, poker gibi. Kart oyunlarında çipler düştüğünde. Derin ve fişlerle zıtlık içindedir. Kendisinin ciddi derin olduğunu söyle. Yalnızlık, kafa karışıklığı. Tarihi yeniden yazıp nasıl bitirdiğini değiştirmemesi üzerine düşünür. Blake ile ayrılık. İspanya'ya tatile gitti. Love is a losing game yazdı. Aa. Yürüdü, 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 yürüdü. Çok garip olaylar oldu şehirde. Polisler falan. Her zamanki şeyler. Bildiğimiz tek şey bu karanlık. Pişmanlık. Zirvedeyken her şey yolundaydı. Güneş batıyor. Çekip gidiyor. Günü götürüyor ama ben büyüdüm. Bu mavi gölgede. Gözyaşlarım kendiliğinden kuruyor. Duvara çarpmalıydım. Neden bu adamın üstüne duruyorum anlamıyorum. Dünya mı yani? Kaçınılmaz bir ayrılık. Arzulamayı bıraksam bile bir perspektif çıkıyor. Sıradaki adamın başka bir kadın olacağım. Kendimin en iyi arkadaşı olabilirim. Bunu böyle oynayıp oynayıp duruyorum. Terk ediyor, güneş batıyor. Ben büyüdüm. Gölgen kaplıyor beni. Gökyüzü alevleniyor. Hoşça kal öpücüğümüz verirken biz artık geçmişiz. Gök yanıyor. Bunu sadece aşıklar görüyor. Oo. Güneş artık parlamıyor. Bir yanılgı olarak görüyor. Frank'in In My Bed şarkısına tezat yatağımda. Partnerini aldatan, duygusal olarak bağlanmak istemeyen kişiyken. Burada tam tersi. Yalnız uyuyorum, güneş doğuyor. Memnuniyeti hissetmemek. Rollerin tersine dönmesi. Miami'de ağacın gölgesine oturan Winehouse. Sıfatların mavi olarak değişmesi. Gölgede oturup geçmiş aşkını anarken Tammi Terrell'ın 67 tarihli Ain't No Mountain High Enough şarkısı örneklenmiş. Motown temposuna sahip. Yalnız uyuduk, şimdi yalnız kalk. Peki, güzel olmuş. Hani böyle böyle sanki böyle uyuşmuş halsiz gibi ne geldi. Dırı dırı dırı. Biriyle birlikte olsam bile yalnız uyanıyorsun. Bence. Evet, tam tersini yapıyorum. Ağlamaktan çok bıktım. İdare ediyorum. Evi temizliyorum. İçmeyi düşünmemek için. Saçma saçma dolanıyorum. Güneş battığında yok oluyor.
korkuya bürüyor beni. Midem bozuyor. Bak, midem bozuyor. Kendimi onun üzerine döküyorum. Yani direkt hissettiğini yazdığı ve o kadar belli ki karanlık sarıyor sarar kaçamıyorum. Soğuyor kanım. Mavi ışığın altında boğuluyorum. Onun için damlayacağım bu gece. Ağlayacağım yani. Rüyalarım kızgın. Onun üzerine döküyorum kendimi. Ay içeri akıyor. Döngüsel ilişkilerini ifşa ederken gözyaşları kendi başına kururun devamı. Çok güzel olmuş. O beğendim yani. Sanki bir şey gibi. Bir devam gibi. Alkolizm döngüsü. Ne sokar? Onun varlığında eri değil. Eğimi su gibi. Boğulan kendisi. Ne burcu acaba Eğimi? Bakabilir miyim? Güneşi Başak. Ayı Oğlak. Yükseleni Cemini. İkizler. Bilirim. Bir de şey yani hani, Başak olup ikizler olması. Bu down tempoyu mu dinlesek acaba? Ne farkı var bilmiyorum. Şuna bir bakayım. Küçük bir bakayım ikisine. Bir de buna bakalım. Down tempo. Çok fark yok. Tabii ki down. Güzel. Güzel. Kutsal olmayan savaşın birinde erkeğim savaşsaydı. Arkasında dururdu. Sarsıldığında bile. Dost doğru kalacağım. Uğruna savaştığım sen. Beni beraberken kaybedemeyiz. Kokain için bekliyoruz. Oo. Gururdan sarhoş bir şekilde. Yazıya döktük. Sen kimin için yazıyorsun? Mutfakta bir yerde. Adalet sağlandı. Hala ayakta yaraları ne diyorsa desin. Ben ve onurum ve gitar. Savaşta çarpışıyoruz. Ne oluyor bu kadar? Ne yaşanıyor burada? Darbe dediği kokain dağıtımını bekleyen kupa. Bağımlılıklarından acı çekerken yanında olması. Sarhoş. Esasen erkeği için üzgün. Savaşıp kazanacak. Sonsuz bağlılıklarını hakkındaymış demiş. Afganistan'daki savaşla ilgili haberden geldi. Back to Black. Gerçekten mi? Kutsal savaş terimini kullanmış. Afganistan. Evet, hiçbir yere. Zaten onlar bildim bileli savaştılar. Adam sadece onu kavrayabilir. Uzun süre. Kadın çok boş, ruhu alınmış. Neden kaçıyor? Adam düşünüyor. Kalbine sahip olabilir çalındığında. Kadının içindeki asla ölmez. Canı yanıyor. Acil öpücükler. Yanından geçmeye çalışacak. Kalbine nasıl sahip olabilir? İçindeki şey ölmeyecek. İçindeki ney? Işıklar yanar. Kimse yok. Boş olan kişiyi ifade eden deyim. İçinde zihinsel olarak boş. İlişkiye giren eğimi. Geçmişi büyütmek için adım atar. Eski sevgilisi duyduğu özlemin, şimdiki sevgilisini incittiğinin, üzdüğünün farkında değildir. Canını sıkan bir şey oldu. Işıklar yanıyor. Ama asıl sorunu anlayamıyor.
O kişi birlikte olmak istediği kişi o kişi değil. Yine Blake'i aslında bu yeni biriyle devam ediyordu ama Blake'i istiyordu ya, o olabilir. Esrarı olan sevgisini, erkek arkadaşı duyduğu öfkeyi anlatır. Psikoaktif ilaca adanmış ilk şarkısı değildir. İlaçtan da bahsediyor. Erkek arkadaşı söyledi. Kendi otunu alsın. Beni yıpratmasın. Bütün otumu içtiğimde yeşil adamı aramalıydım. Weed man. Ben de seninkini alabilirim. Havalandaki güvenlik görevlilerinden daha sıkıyım. Yok artık. Kapıda kontrol edecekler. Ha, neler yapıyoruz? Sakın çocuklar, sakın. Kimse içmesin. Çok kötü. Yani sizi hayattan söker atar. Başka hiçbir şey yapmaz. Anlık zevk için değmez asla. Asla. Ah. Zihnimde resim yapıyorum. Dışarıya çıktım. Vücudum berbat oldu eve geldiğimden beri. Kızıl saçlarını özledim. Giyinmeyi sevme şeklini. Neden yukarı gelmiyorsun? Evini satılığa çıkar. Avukat buldun mu? Hapse girmek zorunda mıydın? Para cezasını ödemek zorunda mıydın? Zootons'un solisti Dave McGraben'in alkol araç kullanmaktan tutuklanan arkadaşı hakkında yazıldığı yasal durumunu merak etmiş. Tired of smoking around the single olarak kaydedilmiş. Mark Ronson, Back to Blaine yapımcısı. Motown Rendered cover versiyonu albüm şarkısını yorumlamış. Sarhoş kullanırken yakalanan arkadaşı hakkındadır. Ricci mi ya? Yayını gel. Fırlatışına yalvarıyorum. Kalp sevgime denk gelsin. Sadece benim ağlayışımı duy. Acı içindeyim, mutluluklarımı, aşkı kaybederken. Var olduğunu bile bilmeyen bir adamı seviyorum. Sonsuza kadar aramızda kalbini çalabiliriz. Onu seviyorum. Say. Ne? Ne? Öne oturdum ki görebileyim. Sadece benden oluşan bir sınıf öğretiyorsun. Oo. Geriye baktığımda nasıl hallettim bilmiyorum. Kafamda boşuna hayal ediyorum. Baltalamaya çalıştım bilmeden. İntikam almak için. Boş boş oturuyorum. Yeni yıl arifesinde kapanışım var. Didişmelerimi, aşağılamalarını seviyorum. Sürecimi planlamama rağmen öğrenmeye yatkınım. Ay. Ufacık üretim. Hürü hürü. Küçücük sensiz. Maymun adama sarılıyorum. Yalan. Görmedim, sadece duydum.
Oh, çok iyi. Disko'da giyiyordum. Bir manto almıştım. Kürk manto. Bakışların üzerine çekiyordum. Londra'ya gittim. Kıyafetlerimi rehine vermek zorunda kaldım. Her şeyi aldım. Uzun zamandır şarkıya yazdım. Aşk gitti. Gönül yarası. Mavi film pornografikmiş. Başka bir kelimeymiş. Kızın babasının ofisinde ortalığı karıştırıyorlar. Ekran yıldızı olarak ortaya çıkması babasının. Bunu filme almasını ister. Başka bir şey yap. Bir hikaye var mıydı? Rehabilitasyona girdi. İyi değilim, beraber oldu. Yok. Sanki şurada biraz şey var. Şunlar da var. Burada savaş, buralar. Ya neyse ya. Amy bitti yani. Maalesef. Amy bitti. Nasıl bir şey çıkarabilirdi bilmiyorum. Kendisinin uyarlamasını isterdim yani. Aslında buradan çıkaracağımız hikaye şu olmalı bence. Uyuşturucu kötüdür bir. Bir de hani bu tip yani cazın mesela caz türünün üstüne koyma. Hani bir müzisyenlere sesleniyorum buradan. Hani üstüne koyarak, uyarlayarak biraz Amy'den şey almak lazım. Bir örnek almak lazım. Pop'a dönüşmemek lazım. Bence. Hani müzik türünde ilerlemek lazım. Şey bir albüm olabilir. Değeri olan, müzikal değeri olan olabilir. Böyle albümler çıkarmalıyız. Ve uyuşturucudan uzak durmalıyız.